Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili ikizler burcu için tarot açılımı yapıyoruz. Ben hemen destemi karıştırmaya başlamak istiyorum. Öncelikle maddi durumunuza, eğitiminize, kariyerinize ve bununla alakalı spesifik veya genel konulara bu tarz konular olmasını istiyorum. Aşk falan birazdan geçeceğim. Diyetlenebilirsiniz. Maddi durumunuza kısmet gelecektir. Belki ayağınıza ya da beklediğiniz bir şey vardır. Onun ilgili niyetlenebilirsiniz. Ben hemen kartlarımı seçiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir geçmişle başlayalım istiyorum falımıza birazcık daha uzak geçmişinize baktığımızda parayla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadığınız ve kendinizi gerçekten bir hayli para açısından bağımsız ve bol kısmetli hissettiğiniz bir dönem görünüyor yakın geçmişinizde. Yani bu birkaç hafta öncesi değil de belki birkaç ay öncesi vesaire olabilir. Bir ay öncesi olabilir. E, gerçekten kısmetlerinizin bol bol geldiği evinizden bolluk bereketin eksik olmadığı bir dönem görünüyor. Kariyer, eğitim ya da bunlarla ilgili neye niyetlendiyseniz onunla alakalı almış olduğunuz başarılarda hemen görünüyor. Daha sonrasında biraz daha yakın geçmişe baktığımızda aslında yine istediğiniz gibi o dönemki gibi kısmetlerinizi değerlendirebilirsiniz. Ama istiyorsunuz yani biraz daha az çalışayım çünkü kendim yorulmuş hissediyorum ya da evet bu zamana kadar çok iyi çalıştım ama birazcık dinlenmek istiyorum. Hani sizin için az başarı olan şey ya da az miktarda para olan şey başka birisi için belki büyük bir başarı olabilir. Bunu da bir söylemek istiyorum ama siz kendi dozajınızda artık birazcık yavaş ilerleme kararı almışsınız geçtiğimiz haftalarda. Bu durumda para açısından eskisi kadar çok fazla kısmetinizin gelmediğini ya da geliyorsa da sizin biraz ekstra yorulduğunuzu, kendinize ekstra yorgun hissettiğinizi söyleyebilirim. Kariyer, eğitim açısından da yine aynı şekilde kendinizi aslında her zamankinden bir tık daha bitkin hisset bir dönem oldu. Bu sizin verimli olmanıza engel oldu mu? Tabii ki olmadı. Yine de elinizden geldiği kadarıyla yine kendi önünüzü açıkçası aydınlattınız. Hemen şöyle bakalım. Ama şu anki durumunuza baktığımızda bu geçmişten çok bağımsız bir şekilde kendinizi bir şeylere karşı isteksiz duyuyorsunuz. Para kazanma yolu neyse mesela onun için isteksiz duyuyorsunuz. Ya da kısmet gelebilecek nereler varsa. Hani bir şey yapmanız gerekiyor bir şekilde bir kısmet gelsin. Mesela siz onu yapmıyorsunuz. Çünkü isteksizsiniz. Ee, ne paraya karşı ne eğitime ne kari kariyere neden niyetlendiğiniz şeyle alakalı. Çok güçlü bir istek içinizde bulamadığınızdan dolayı da olaylara karşı yaklaşımınız bu yönde oluyor ve şu sıralar gerçekten kendinizi yorgun, belki psikolojik olarak, belki böyle bitkin, fiziksel olarak hissediyor olabilirsiniz. Yakın geleceğinize bakalım. Yakın geleceğinize artık bu duruma bir dur diyeceğiniz görünüyor arkadaşlar. Bir karar alacaksınız ve diyeceksiniz ki ben bu durumu bir daha yaşamamak üzere bitiriyorum. Kesinlikle sizin için doğru bir karar olacak. E zaten aslında. Ne istediğini bilen bir insan olduğunuz görünüyor falda ee, şu sıralar sadece kendinizi biraz bitkin hissettiğiniz için bu duruma kapıldınız o yüzden korkacak bir şey görünmüyor daha sonra yine aynı şekilde diğer bir gelecek kartında her şeyi tekrardan eski düzenini oturtacağınızı gösteriyor herhangi bir sıkıntı olmayacak bu dönemde size tecrübe olmuş olacak. Sadece diyeceksiniz ki evet bu zamana kadar hep başarı, hep kariyerimde iyi nokta ya da istediğim gibi iş bulabildim ya da para sıkıntım olmadı geçmişte. Şu an biraz sıkıntılıyım ama önümüzdeki günlerde artık şey diyeceksiniz. Ben geçmişte evet böyleydim. Ama kötü bir durumda yaşadım. Yani mutsuz olduğum ya da isteksiz olduğum, para açısından kötü durumda olduğum bir dönemde yaşadım ve bu bana bir tecrübe kulağıma bir küpe oldu gibi bir düşünce olacak. Çünkü dediğim gibi bu dönemde sizi bu isteksizlik, bu bir şeylere karşı e, emek sarf etme durumu, biraz kendinizi yorgun hissediyorsunuz bunlarla alakalı. Ama dediğim gibi artık önümüzdeki günlerde bu durum değişiyor. Ma kartlarımı topluyorum. Aşk falına geçmek istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar öncelikle ilişkisi olmayanların geçmişiyle başlamak istiyorum. Sizin geçmişinize baktığımızda bir ilişkiyi oluşturmak adına ya da kendinizi bir noktaya getirebilmek ya da aşk hayatınızda bir yenilik oluşturabilmek adına sizin her zaman aslında tek taraflı uğraştığınızı görüyorum. Yani bir flörtünüz, konuştuğunuz herhangi birisi varsa hep siz çabalayan, hep siz emek gösteren olmuşsunuz ve karşı taraftan yeteri kadar emek gelmemiş. Bu durumda da şu anda kendinizi aşk açısından mutsuz hissediyorsunuz. Sanki kısmetleriniz yokmuş gibi ya da aşk hayatınız hiç güzel gitmeyecekmiş gibi böyle bir ruh haline bürünmüşsünüz. Ama önümüzdeki günlerde aşk hayatınızla alakalı yeni bir gelişme olacağını söyleyebilirim. Hatta bir ilişki başlangıcı bile olabilir. Gerçekten artık aşk hayatınızla alakalı bu zamana kadar nasıl bir kısmetsizlik olduysa şu zamandan sonra tam tersi olacak şüphe etmenize gerek yok. İlişkisi olanların geçmişine baktığımızda ee, sizin de aslında ilişkinizle alakalı olabilir, eski bir ilişkinizle alakalı olabilir ya da ilişkiniz başlamadan önceki dönemle ilgili olabilir. Birazcık kendinizi ruhsal olarak yorgun, bitkin, hüzünlü, ee, böyle duygusal hissettiğiniz bir dönem görünüyor. Şu anda çok neşelisiniz, ilişkinizle alakalı herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Ama önümüzdeki günlerde ee, sevgilinizin bazı tavırları sizi de şüphe uyandırabilir. Hani onu birazcık böyle nasıl söyleyeyim biraz daha fazla hareketlerine dikkat edebilirsiniz onun dışında herhangi bir şey görünmüyor sadece e, sevginizin aklından geçenleri böyle bir sürekli didikleyeceksiniz önümüzdeki günlerde öyle bir durum görünüyor evli olanlara baktığımızda sizin de geçmişinizle alakalı arkadaşlar söyleyebileceğim şey evliliğinizle birlikte evinizde bolluk bereketin arttığı görünüyor belki zenginliğinize zenginlik kattınız şu anda gayet iyiyim Önümüzdeki günlerde artık yeni bir plan var. Yeni bir şehre taşınmak, yeni bir ev almak, böyle yeni bir yer görünüyor. Eşinizle birlikte bu hayali yani daha doğrusu bu sizin hayaliniz. Eşinizle paylaşabilirsiniz. Ya da eşinizin öyle bir niyeti vardır. Sizle paylaşabilir. Ama tek taraflı böyle bir hayal var. Çok fazla e, dile getirilmeyen ama aslında hep içte istenilen. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada şeyi de söylemeden geçmeyeyim. E, biliyorsunuz ki yorumlarda bir tane soru sorma hakkınız var. Genelde bunu kullanmıyorsunuz. Yüksek ihtimalle videonun sonunda e, çıkıldığı için oluyor diye düşünüyorum. Onu da hemen eğer çıkmadıysanız söyleyeyim. Yorumlara da yazarım. E, bir tane soru sorma hakkınız var. Video ile alakalı olabilir ya da kendinizle alakalı herhangi bir evet hayır sorusu sorabilirsiniz. Eğer o size aydınlatmazsa da Instagram'dan yazabilirsiniz size kendinize kişisel olarak özel bir fal bakabiliriz ama dediğim gibi bir tane soru sorma hakkınız var onu kullanabilirsiniz yorumların altında sadece sizin isminiz gerekli veya işte birisiyle ilişkinizi merak ediyorsanız o kişinin de ismi gerekli bu şekilde beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere